Hayatın içinden güzel şeyler de var. Tıp alanında, teknoloji alanında, yeni ekonomi alanında çalışan başarılı Türkler de var. İşte onlardan biriyle tanıştık dün. Koç Üniversitesi Rahmi Koç Bilim Madalyası sahibini buldu. Bu yıl üçüncüsü veriliyordu. İsim açıklandı. Bu madalyanın sahibi bu yıl Profesör Doktor Metin Sitti oldu. Şimdi biz robotları konuşuyoruz. Metin Sitti ve ekibi Planet Enstitüsü'nde. En çok küçük robotlar, mikro robotlar üzerinde çalışıyor. Bu mikro robotlar ne yapıyor? Mesela bir uçağın üzerine dolaşıyor. Hareketli robotlar bunlar. Ve oradaki teknik arızayı ya da sıkıntıyı tespit edebiliyor. Ya da yeni modeller geliştirebiliyor. Doktorlara yardımcı oluyor bu ufacık robotlar. O kadar küçük ki görmek bile çok zor. Mesela kanser ilaçlarını gidip kanser hücresinin üzerine bırakacak kadar küçükler ve doktorlara yardımcı olabilecekler. Hayvanları izleyerek bu minik robotları ürettiğini, bulduğunu, bunlara ulaştığını anlatıyor Metin Sitti. Dün teknoloji alanında hem çığır açan projeleri, bilim kurgu gibi projeleri dinledik, hem de geleceğe dair biraz daha umutlandık. Hastalıkların tedavisinde mikro ve nano biyomedikal robotik teknolojilerin kullanılmasıyla tanınan, tıp tarihinde çığır açan çalışmalara imza atan Türk bilim adamı Profesör Doktor Metin Sitti, Rahmi Koç Bilim Madalyası'nın sahibi oldu. Yurt dışında birçok ödüller alabiliyoruz araştırmalar olarak ama Türkiye'den Koç Üniversitesi gibi dünya standartlarında çok önemli eğitim ve araştırma veren bir üniversiteden böyle bir ödülü almak yurt dışında olan bir Türk araştırmacısı olarak çok gurur verici oldu ve yani ülkemizden aldığımız ödül orada aldığımız ödüllerden 10 kat yüzlerce kat daha değerli. Türkiye'nin yetiştirdiği bilim insanlarına destek vermek amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen ödül töreninin teması mühendislik alanında yapılan çalışmalardı. Dünyanın herhangi bir yerindeki bilimsel çalışmalarla elde edilen bilgi ve teknolojik gelişmenin herkese ışık tuttuğunu söyleyebiliriz. Bizlere düşen insanlık için bu denli önemli bilgiyi üreten, bunun için yılmadan çalışan tüm bilim insanlarına hak ettikleri desteği vermek ve aynı zamanda onların kıymetini bilip takdir etmektir. Türk bilim adamı Metin Sitti, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik bölümünden mezun olduktan sonra robotlar üzerine çalışmaya başladı. Bu çalışmaları ona dünyanın en iyi araştırma enstitülerinden biri olan Max Planck Enstitüsü'nde ilk Türk direktör olma unvanını kazandırdı. Yaptığı mikro robot çalışmasıyla ameliyatsız tedaviyi ve kanser hücrelerini yok etmeyi amaçlıyor. İnsan içinde şu an katederlerin ve endoskopların ulaşamadığı birçok yer var ve aynı zamanda da operasyonları bir defa yapmak yerine içine girdikten sonra birden fazla defa aynı operasyonu tekrarlayabilecek, içerimizde kalabilecek robotlar ileride tıpta çok yardımcı olacak doktorlara. Kemoterapi ilaçlarını doğrudan hedefe yan etkileri minimize edecek şekilde nasıl çok miktarda verip kanseri yenerken diğer yan etkileri ortadan kaldırmak. Bu birinci yöntem olarak bizim robotlarımızın kullanabileceği bir alan. İkinci bir alan kanser hücrelerinin olduğu bölgelerde tümörlere ulaşmak şu an çok zor. Çünkü orada büyük bir kitle var. Ya onu cerrahi olarak alıyor doktorlar. Cerrahi olarak almadan bizim robotlarımız oraya ulaşıp onun içine girip bu tümörlerin içeriden bu tümörleri ortadan kaldırmak gibi yeni tedavi yöntemleri geliştirmeye çalışıyoruz.